Ahmet güldürdüm ben, Allah yedirmesin Ahmet. Hocam Erzurum bir şey belli mi tarihi? Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Geceniz mübarek olsun, hayır olsun inşallah. Ahmet ve Furkan biraz güldürdüler beni. Onlara gülüyordum, canlı yayına girdik. Nasılsınız arkadaşlar? Haliniz, keyfiniz nasıl? Vaziyetiniz nasıl? İyisiniz inşallah. Evet, Uğur Elektronik'tesiniz. Bugün Cuma, kusura bakmayın. Bugün canlı yayınımız biraz geç kaldı. Akşam müşterilerimiz geldi. O yüzden onların işini halledip gönderdikten sonra ancak başlayabildik. Bugün canlı yayın olduğunu bildikleri için beni yakalayacağız ümidiyle geldiler ve yakaladılar. Cihazlarını da aldılar ve gittiler. Biz de canlı yayınımıza ancak şimdi girebildik. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ben söz verdim mi sözümü tutmak isterim ama maalesef işte böyle bazen aksilikler oluyor. Bizi affedin. Evet, nasılsınız? Vaziyetiniz nasıl? İyi misiniz? Hoş musunuz? Yavaş yavaş bahar geliyor. Isınmaya başladı bizim güzel ülkemiz. Herhalde defineci kardeşlerimizin kanı kaynamaya başlamıştır. Ben kendimden biliyorum. Pazartesi günü İstanbul'da olmayacağım inşallah. Huylu huyundan vazgeçmiyor arkadaşlar. Defineciyiz dedik ya, öyle koftiden defineci değiliz. Dağlar böyle çağırıyor bizi. Ara ara gidiyoruz. Pazartesi de biz ziyaret edeceğiz bir yerleri inşallah. Kendi işimiz bu sefer. Ekip kiralama değil. Evet, ekip kiralama derken ekip kiralama sistemimiz devam ediyor biliyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, arayın, yerinizi anlatın. İnşallah geliriz, ziyaret ederiz sizleri. Yerinize bakarız, ölçeriz, biçeriz. Ne var ne yok size söyleriz Allah'ın izniyle. Hep söylüyorum ve hep söyleyeceğim. Bizi başka insanlarla ve firmalarla lütfen karıştırmayın. Biz Uğur Elektronik'iz. Defineciyiz. İmal ettiğimiz cihazları kullanırız. O cihazların ne yapıp ne yapamadığını biliriz. Şu anda bu işi yapan Türkiye'de birçok firma ve kişi var. Hepsi işi hakkıyla yaptıkları sürece işlerini sıkıntı yok. Ama nedense bizim sektörümüzde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar başkalarının üzerinden prim yaparak kendi paralarını kazanma telaşındalar. Ben şahsım olarak ve firmam olarak buna izin vermek istemiyorum. O yüzden sizden ricam, satıcı olan arkadaşlarımızdan ricamız şu: lütfen herkes işini yapsın. Başka bir firmanın cihazları veya başka bir firmanın ismi üzerinden veya o firmanın şahsı üzerinden prim yapmasınlar. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi cihazlarını, özellikleri neyse onlarla satsın. Ben baştan beri bu telaşta olan biriyim. Bugüne kadar bu telaşla ben aslında bir şeyler anlatmaya çalıştım. Benim firmamın, şahsımın hiç kimseyle bir alıp veremediği yok. Bizim sahtekar müdür hariç. Bak, o hariç. Onu kenara ayırıyoruz. O adamla bizim ayrı bir hesabımız var. Hiçbir zaman bir barış olmayacak. Çünkü hain bu şerefsiz. Bunun dışındaki insanlarla bir derdimiz, zorumuz yok. Ne zamana kadar yok? Onlar da eğer dolandırmaya başlarlarsa insanları, kandırmaya başlarlarsa biz onları da hedefimize koyarız. Hiç de geri vites yapmayız Allah'ın izniyle. O yüzden Türkiye'de definecilere cihaz satmak isteyen firmalara, arkadaşlarımıza bir abileri, kardeşleri olarak sesleniyorum. Lütfen işinizi yapın.
Bunu neden söylüyorum? Az önce gelen müşterimiz buraya gelmeden önce de 3 ayrı firmaya uğradığını söyledi. 3 ayrı firma. 2 tanesi İstanbul dışında, 1 tanesi İstanbul'da. Ve bu firmaların 3'ü de bizi ve cihazımızı kötülemiş bu arkadaşımıza. Anladığım kadarıyla hala uslanmamışlar, akıllanmamışlar bazıları. Lütfen arkadaşlar, sizden rica ediyoruz. Artık bu kötüleme işinden vazgeçin. Size bizim veya bir başkasının cihazı sorulduğunda rica ediyoruz. Bakın, güzellikle. Arkadaş, git o firmaya sor deyiniz. Bizim cihazlarımızı kötülemeniz sizin zararınıza olur. Bu işten zararlı çıkarsınız. Biz de söz verdik, aynısını yapacağız ve yapıyoruz da zaten. Biz o firmanın cihazıyla ilgili iyi veya kötü bir şey söylemiyoruz. Lütfen o cihazı o firmaya sorun, onlardan cevap alın deyiniz. Bizi kötülemeniz veya bizim sizi kötülememiz bizim zararımıza ve sizin zararınıza. Şu anda piyasada defineyle uğraşan insanlar bir arayış içindeler. Dertleri altın bulmak. Defineci bu insanlar. Altın bulmak, hayatlarını kurtarmak, daha rahat bir hayat yaşamak, çoluk çocuklarına iyi bir gelecek sağlama telaşındalar. Veya borçları var, borcunu bununla ödeme telaşında. Her ne kadar bu istek bazılarına mantıklı gelmese de sonuçta bu bir uğraş ve gerçekten toprak altında bu tür gömüler var. Biz bu insanların bu hayalini işliyoruz aslında. Onun üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz insansak, bakın Müslümansak, inançlı insanlarsak, esnafsak, bize bu hayallerle gelen insanların hayallerini yıkacak bir şey yapmayalım. Onları kandırarak, dolandırarak onlara bir şey satma telaşında olmayalım. Birbirimizi kötülemenin bize bir faydası yok. Bu dolanır, gelir bize zarar verir. Bunu biliyorsunuz. Mümkünse sizin tezgahınıza kadar, dükkanınıza kadar gelmişse bu insanlar, onları alın, elinizde ne varsa onu anlatın. Elinizdeki cihazların düzgün bir şekilde gerçek özellikleriyle satmaya çalışın. İnanın bu size artı olarak dönecektir. Bu size müşteri olarak dönecektir. Benim cihazımı kötülemeniz, bir başkasına iftira atmanız, karalamanız size zarar verecektir. Bana değil, size zarar verecektir. Hem düşman kazanacaksınız ve hem de yalanla sattığınız cihaz yarın arazide çalışmayınca küfürden başlayacak, hakarete kadar, hatta yumruklaşmaya kadar gidecek bir son hazırlayacaksınız kendinize. O yüzden sizden ricam, lütfen definecileri dikkate alın. Bu insanlar toprak altından bir şeyler bulmak istiyorlar. O yüzden size geliyorlar. Siz dedektörcüsünüz, dedektör satıcısınız. Lütfen bu insanların istediği şeyleri önlerine koyun. Bilmiyorlarsa da onlara öğretin ve anlatın. İnanın bu size artı olarak dönecektir. Bizim birbirimize girmemiz, birbirimizi karalamamız, birbirimizin itibarını ortadan kaldırır. Ben Allah nasip ederse önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye'de hakkıyla bu işi yapan dedektörcüleri tek tek arayacağım ve mümkünse de ziyaretlerine gideceğim. Kabul ederlerse oturup bir çaylarını kahvelerini içeceğim. Hasbihal edeceğim. Ve bazı şeyleri konuşacağım. Benim amacım bir birlik sağlamak, bir birliktelik sağlamak.
insanların birbirlerini karalamasını, kötülemesini ortadan kaldırmak. Bu bizim de müşterilerimizin de işine yarayacaktır. Böylece herkes ulaşabildiği veya ona ulaşan insanlara ürünlerini çok rahat bir şekilde satacak inşallah. Tabii biz ne kadar söylersek söyleyelim, bu işi gerçekten dolandırıcılıkla ve kandırmayla yapmak isteyenler olacak. Hiçbir zaman bunu ortadan kaldıramayız, bunu biliyorum. Ama biz eğer bir birliktelik oluşturabilirsek, bu insanları da piyasadan kaldırabiliriz, ortadan kaldırabiliriz. Bu bizim gayretimizle alakalı bir mesele. Eğer bu hilebazları teşhis edip de bunları deşifre edebilirsek müşterilerimize, yaptıkları yalanları, söyledikleri yalanları ve hileleri de insanlara anlatabilirsek zaten satacak kimse bulamazlar. Ama bunu yaparken de lütfen uslubuyla yapalım, adabıyla yapalım. İsteyen şu anda tüm firmalar, ellerinde her türden cihaz var. Herkes herkesin cihazının videosunu çekip atabilir. Kullanırken bilerek yanlış da kullanabilir. Cihaz üzerinde oynamalar da yapabilir. Ve bu şekilde video çekip aynı bizim cihazlarımızın, birkaç cihazımızın videosunu çekip attıkları gibi atabilirler sosyal medyaya. Kaç kişiyi kandırabilirler bilmiyorum ama bilmeyenleri kandırabilirler. Bakın bu şekilde birbirimize zarar veririz, o kadar. Başka kimseye zarar vermeyiz. Benim derdim bir cihazın özelliği neyse onunla satılsın. O anlatılarak satılsın. Yoksa biz bugün VLF PAS'ı döver mi? PAS VLF'yi öldürür mü? Telaşında değiliz. Her cihazın kendine göre bir özelliği var. Kendine göre çalışma prensibi var. Biz bunlar anlatılarak bu ürünler satılsın istiyoruz. Başka bir telaşımız yok. Biz bir iddiada bulunursak bu iddiamızı ispatla mükellefiz. Ve elimizden geldiğince firma olarak siz de öylesiniz. Arazide ama müşterinize ama kendiniz bu cihazın özelliklerini ortaya koyacak ispat videoları çekip atıyorsunuz ve atmak zorundasınız da zaten. Lütfen bunu yapın. Bırakın kararı müşteri versin. Herkes kendi bölgesinde üçkağıtçılara yaşama şansı vermezse, gelen müşterilerine üçkağıtçı olan firmaları, dolandırıcı olan firmaları da anlatırsa artık onlar müşteri de bulamazlar. Ben açık yüreklilikle bakın söylüyorum. Diyorum ki bazı firmalar imalatçı olmadıkları halde imalatçıyız diyorlar. Biz üretiyoruz diyorlar. Geçen haftaki canlı yayında söyledim. Tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle ben bu firmaların kim olduğunu tek tek söyleyeceğim. Ya onlar çıksın desinler ya da ben bu firmaların isimlerini vermeye başlayacağım. Madem sen satıyorsun, satıcıyım de. Ben falanca firmanın cihazını satıyorum de. Ama imalatçıyım diyerek sattığında farklı bir algı oluşturuyorsun piyasada. Zaten amacın da bu. Bizim üçkağıtçı, sahtekar, dolandırıcı müdür var ya, işte onun gibi. Bu adam imalatçı olmadığı halde imalatçıyım diye satıyor. Ve bunun gibi burada birkaç kişi daha var. Geçen hafta bizim yanımızda çalışan bir elemanla alakalı da bir canlı yayınımızda söyledik. Benim makinam. Bakın benim makinam demenin birçok yolu var. Ben falancaya yaptırıyorum, parasını ödüyorum, benim adıma yapıyor, benim makinam demek var. Bir de ben imal ediyorum, benim makinam demek var. Sen bunların hangisini söylüyorsun? Hangi iddiada bulunuyorsun? Bunu söyle. Müşteri bunu bilsin artık. Şu anda Türkiye'de bazı firmalar bazılarına cihaz imal ediyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Geçen gün zaten canlı yayında çıktı, arkadaş söyledi. Biz dedi
insanlara cihaz imal ediyoruz. Ama kime imal ettiğini söylemedi. Buraya geldiklerinde ben de sordum, bana da söylemediler. Ama ben artık söylensin istiyorum. Abi sen istiyorsun da söyleyecek miyiz? Söyleyeceksiniz abi. Niye biliyor musunuz? Çünkü müşteriyi sıkıntıya sokuyorsunuz. Bizim müşterimiz imalatçı diye cihazı alıyor. 3 gün sonra, 3 ay sonra, 3 yıl sonra, 1 yıl sonra o firma ortadan kaybolduğunda cihaz elinde patlıyor. Zaten şu anda Türkiye'de devlet onaylı garanti veren firma bir Uğur Elektronik var. TS onaylı garanti belgesine sahip bir de nokta var. Diğer firmalarının hiçbirinin TS onaylı değil garanti belgeleri. Bir de böyle bir sıkıntı var. Bizim sanayi sicil belgemiz var. Bakın, marka tescillerimiz var. Sürekli denetleniyoruz. Fatura kesiyoruz. KDV ödüyoruz, vergi ödüyoruz. Ama birçok insan bunları yapmıyor. Merdiven altı imalat büyük bir sıkıntı. Şu anda benim en büyük sıkıntım merdiven altında imal edilen cihazların kaçak bir şekilde satılması. Sizden ricam şu, lütfen aldığınız ürünlerin, bakın aldığınız ürünlerin aldığınız firmalara verilen belgelerini sorun. İmalatçılık belgesini göstersin. Adam imalatçı mı değil mi? Onu size göstersin. Marka tescillerini göstersin. Sanayi sicillerini göstersin size. Ya bu belgeler ne işe yarar? Bu belgeler çok işinize yarar arkadaşlar. Bu cihaz hakkında sıkıntıya düştüğünüzde bu firmayı dava etmeye gittiğinizde işinize yarar. Bizim insanlarımız mahkemelerden korkuyor. Bir ürün aldınız. Ürün size anlatıldığı şekilde, kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde çıkmadı mı? Gidin o firmayı dava edin. Bu işin peşine düşün. Evet, maalesef doğru söylüyorsun kardeşim. Bizim adımıza, bakın Uğur Elektronik'in şu anda YouTube'da Uğur Kulaş diye bir kanalı var. Birileri tutmuş, benim adımla kanal açmış. Uğur Kılıç diye. Bana diyor ki bir arkadaşım, abi canlı yayınlarda bazen ayarı kaybediyorsun, sövüyorsun. Kardeş, şimdi sana soruyorum. Adam benim adımla kanalı açmış, oraya benim cihazımın da videosunu koymuş. Şimdi ben bu adama nasıl sövmeyeyim? Adama diyorum ki, bak o kanalı açan şerefsize diyorum ki, haysiyetsiz, onursuz, adi. Neyse. Varsa bir derdin kardeşim, gerçek kullanıcıysan eğer, bak benim yerim belli, adresim belli, gel buraya, getir cihazı, varsa cihazda bir sıkıntı giderelim. Geri vermek istiyorsan alalım. Yenisini istiyorsan yenisini verelim. Ne istiyorsun başka? Ha, adamın niyeti zaten belli. Bu tür, biz Osman, Rasim, Poyraz çocuğu diyoruz onlara. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı Fırat abi? Oldu mu böyle? Bak sövmedim. Ben bu adamın kanalına da yazdım. Bu adamın kanalına da yazdım. Noter huzurunda test edecekmişiz. Lan buyur gel. Noter masraflarını ben karşılayacağım. Gel buraya. Veya şu anda bizimle derdi zoru olan kim varsa gelsin. Noter mi istiyor? Noter. Arazi mi istiyor? Arazi. Gidelim, istediğiniz gibi teste hazırız biz. Ama lütfen Osman, Rasim, Poyraz çocukluğu yapmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ben lafımı esirgemiyorum.
Bana diyor ki abi sana deli diyorlar. Ne yapayım ben şimdi delirmeyeyim de. Adam bana hakaret edecek, benim ürünlerime hakaret edecek, benim emeğime hakaret edecek. La kardeşim ne kadar iyi yapmışsın mı diyeyim bu çocuğuna ben şimdi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben burada adam yetiştireceğim. Onun üzerine yatırım yapacağım. Meslek öğreteceğim. İş öğreteceğim. Benim sırtımdan para kazanacak. Sonra bir tarafı tüylenecek. Gidecek bana artistlik yapacak. He? La öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, yok. Onu unutun. Adama haddini bildirirler. O videoyu çeken arkadaş benden kurtulduğunu zannediyor ya. Yok. Daha benden kurtulamadı. Ben onu kanunen öpeceğim. Kanunlarla öpeceğim ama. Kanunlarla öpeceğim. Açıkça söylüyorum. Benden kurtulduğunu zannediyor şimdi. Her adımından haberim var benim o adamın. Geçen geldiler buraya, beni oraya götüreceklermiş. O değilmiş, beni oraya götüreceklermiş. O adam o olmadığını ispat edecek bana. Anca o zaman benden kurtulacak. Yoksa benden kurtulamayacak. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar, ben defineciyim. Bu işin ekmeğini yemiş adamım. Okey. Ve inşallah her fırsatta da bu işi icra ediyorum. Ve etmeye de devam edeceğim. Sizden ricam şu. Lütfen kendinizi dolandırtmayın. Aptal yerine de koydurtmayın. Bu şerefsizlere de fırsat vermeyin. İşini düzgün yapan her firmanın yanında durun, arkasında durun, destekleyin. Özellikle yerli imalatın yanında durun. Şu Avrupa merakından da vazgeçin. Bakın şu anda Türkiye'de yurt dışına cihaz satan firmalar var. Ne güzel. Adamların cihazları Avrupa'da satılıyor. Demek ki artık Türk lan bir bok yapamaz. Değil. Yapabiliyoruz. Lütfen yerli imalatı destekleyin arkadaşlar. Sizden ricamız bu. Ama dolandırıcıları değil. Ne olursunuz. Merdiven altı imalat değil. Faturasız cihaz satanları değil. Belgesiz imalatçıyım diyenleri değil. Sakın uzak durun onlardan. Evet. Bana soracağınız sorular varsa buyurun sorun, cevaplayayım. Saat 9 oldu, çok beklettim sizi. Ahmet önüme bir kağıt koymuş. Kağıtta bizden bayilik talep eden arkadaşlarımızın listesi. Bakın. Bizden bayilik talep eden arkadaşlarımızın listesi tam 4 sayfa. Tam 4 sayfa bir liste var. Bunların içinden bazılarını biz bayi olarak tayin ettik. Anlaştık bu arkadaşlarımızla. Bazılarıyla da daha görüşmedik. Görüşeceğiz inşallah. Bunun dışında tabii sosyal medya ile alakalı bazı gruplar var. Bunlar Facebook ve bu grupların yöneticileriyle de inşallah görüşeceğim. Bunlar tabi kapalı açık gruplarmış. Kimisi içerik paylaşmaya izin veriyormuş, kimisi vermiyormuş. Bu arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Mesela bazı gruplardan geldiler buraya, konuştuk, görüştük onlarla. Evet. Tabii şu anda sosyal medya üzerinden her şey gerçekleşiyor biliyorsunuz. Facebook, YouTube gibi, Instagram gibi sosyal medya araçları kullanılıyor. Ve inşallah biz de bu sistemin içindeyiz. Facebook'ta birçok sayfamız var biliyorsunuz.
YouTube'da kanallarımız var ve kanalımız var. Birçok Facebook sayfasında yöneticiliğimiz var. Birçok Facebook sayfasıyla da anlaşmamız var gruplarla. İstiyoruz ki burada doğru bilgiler verilsin. Düzgün bilgiler verilsin. Definecilerin işine yarayan bilgiler verilsin. Bu gruplarda sorulara düzgün cevaplar verilsin. Kimse kimseyi kötülemesin. Kimse kimseye girmesin. Derdimiz bu. İnşallah, tabii bu bir yenilik. Bugüne kadar bir başı bozukluk vardı. Herkes kafasına göre bir şeyler yapıyordu. Kimi nemalanmaya uğraşıyordu. Kimi buradan bir çıkar elde edebilir miyim telaşındaydı. İnşallah bunlara fırsat vermeyelim. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Birileri bizim üzerimizden prim yapmaya çalışacak. Birileri bizi kullanacak. Birileri bizi dolandırmaya uğraşacak ama biz buna fırsat vermeyelim inşallah. Biz Uğur Elektronik olarak yapabileceklerimizi zaten söylüyoruz. Bakın biz bunları yapabiliriz. Yapıyoruz diyoruz. Bunun dışında eğer bizden istenen bir şey varsa lütfen YouTube'daki yorumların altına yazabilirsiniz. Facebook'taki gönderilerin altına, paylaşımların altına yazabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Müşteri temsilcilerimizi arayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu meslekle, bu uğraşla ilgili ne istiyorsanız öğrenmek adına biz size anlatmaya hazırız bildiğimiz kadarıyla. Hani hep söylüyoruz ya, bilgi her zaman sizi koruyacaktır. Unutmayın bunu. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bizim şeyin şiiri nerede? Şimdi bizim Erkan bir şiir yazmış arkadaşlar. Erkan kardeşimiz definecilere bir şiir yazmış. Bu şiiri okur musun abi dedi. Ben de dilim döndüğünce okumaya çalışayım. Ahmet buradan mı? Okuyayım oradan mı? Buradan. Başta Uğur Elektronik ailesi olmak üzere defineci arkadaşlara hitaben yazdığım özel bir şiir diyor Erkan kardeşimiz. Ve şu şekilde sesleniyor bize. Gece gündüz kazarız. Ne güzel de yazarız. Jandarmayı görünce köşe bıçak kaçarız. Gezeriz tüm illeri. Bal damlıyor o dilleri. Amcam kazıdan geldi. Nasır tutmuş elleri. Defineci çok ağlamış. Yüreğini dağlamış. Bütün umutlarını sikkelere bağlamış. Kazarken çok yoruluyor. Yorgunluktan horluyor. 2-3 metre dururken tümünüse zorluyor. Bitir artık Erkan sözü. Adalettir kanunun özü. Yari defineci olanın pencerede kalır gözü diye bir şiir yazmış bizim kardeşimiz Erkan. Evet, bu işin şiiri de yazıldı Allah'ın izniyle. Dur bakalım daha neler bekliyor bizi. Evet, biz bir aileyiz arkadaşlar aslında. Şu anda benim yüzünü dahi görmediğim birçok kardeşim var. Şu anda buradan yazıyorlar hepsi. Hepsine selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. İnanın birçoğuyla daha yüz yüze gelmemişiz ama gerçekten bir kardeşlik var şu anda aramızda. Neden? Çünkü onlar beni, ben onları seviyoruz. Düzgün şeyler söylemeye, doğru şeyler söylemeye uğraşıyoruz. Ve onlar da inşallah bunu desteklemeye çalışıyorlar. Zaten işin üç kağıdında olanlar belli. Onlar söylemleriyle de ortaya çıkıyorlar, açığa çıkıyorlar. Ama inanın şu anda sosyal medyada o kadar güzel insanlar var ki ben yazışmaları takip ediyorum. Bazen katılıyorum. Çok güzel duygularla yazıyorlar. Gerçek içtenlikle yazıyorlar. Ben definecileri seviyorum. Çileli insanlar bu insanlar. Gerçekten bir telaş içindeler. Bir şeyler istiyorlar, arzu ediyorlar. Ben de zamanında bu istek ve arzuları hissediyordum. Telaşım oydu.
O yüzden çok iyi algılayabiliyorum onları. Hani oturup böyle gelişi güzel cümleler kurmak, zaten ben onu beceremiyorum da canlı yayınlarımızda veya videolarımızda fark etmişsinizdir. Biz içtenlikle sesleniyoruz size. Çünkü sizden bir farkımız yok. Az önce Musa geldi buraya. Musa Buldur kardeşimiz geldi. Abi dedi, Şile'de seninle beraber çektirdiğimiz fotoğrafı arkadaşlara, köylülere gösterdim. Bana dediler ki, la bu Photoshop'ta yapmışsın. Sen kim? Uğur Kulacın yanına gitmek kim? Ne dedim? Vallahi abi böyle söylüyorlar. Bir de yanında bir arkadaş daha getirmiş şahit olsun diye. Buraya gerçekten geldiğini ve gerçekten benimle konuştuğuna şahitlik yapsın diye. Bir de yanında bir arkadaş getirmiş. Abi inanmıyorlar diyor. O büyük adam, lan senin ne işin var ona? Seni yanına almaz demişler. Lan arada arkadaşlar, benim büyük büyük adam madam olduğum yok. Ben sizin içinizden sizden bir adamım. Benim büyüklüğüm büyüklüğüm hikaye, öyle bir şey yok. Ben inandığım şeyleri söylerim. Bu kadar. Başka bir şey yok. İstediğiniz zaman gelip benimle görüşebilirsiniz. Bu kardeşiniz öyle bir kibre hiçbir zaman katılmadı. Kapılmadı ve kapılmayacak. Sakın böyle bir şey düşünmeyin bizlerle ilgili. Bazıları da diyormuş ki, o devletin adamı. Hepimiz devletin adamı değil miyiz? Hepimiz bu devlete hizmet etmiyor muyuz? Hepimiz bu devlete hizmet ediyoruz. Ne demek şimdi o devletin adamı? Arkadaşlar öyle bir şey yok. Lütfen. Ben sizden biriyim, sizin içinizden biriyim. Ben memur çocuğuyum. Öyle bir kibrimiz yok. Bizim kapımız, gönlümüz herkese açık. İstediğiniz zaman buyurun, gelin. Ahmet bu şarj etmeyin, pil gidiyor, pil gidiyor lan. Pil bitiyor mu? Pilim bitiyor. Ahmet'in bilgisayarına taktım, o da şarj etmemiş. Niye öyle oldu? Tamam, gel gel Ahmet, soruları göster bana. Kapanacak yoksa canlı yayın düşecek. Evet arkadaşlar, kurban olayım size. Elimden geldiğince yanınızda duracağım. Ben size şahsım adına söz vermişim. Bakın, Define Rehberi diye bir grup var. Bu grubun yöneticisi olan kardeşimiz Kenan Bey ile görüştük, konuştuk, tanıştık. Ve bizden bir ricada bulundu. Biz de o ricasını yerine getirdik. Şöyle bir şey yaptık. Bu gruba özel cihazlarımızın indirimlerini uyguladık. İnşallah yakında bu grupta bunları göreceksiniz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bu grubun üyelerine özel indirimlerimiz olacak. Yok yok, benim şarjımı tak. Onda bir şarjda bir sıkıntı yok. Direkt oradan mı taktınız? Oy, elinden mi tutacaksın şu an? İyi tamam, öyle olsun. Arkada bir şeyler karıştırıyor bizimkiler. Tamam Ahmet, sorulara tekrar gel. Kitap hakkında bilgi. Bu bizim kitapla ilgili mi? İşaretlerin Sırrı ve Define Tılsımların Çözümü kitabımız şu anda satışta arkadaşlar. Bu kitabın içinde çok güzel bilgiler var. Ciddi bir emek var. Lütfen, her definecinin yanında olması gereken bir kitap bu bence. Bu kitaba sahip olun. Gücünüz yetiyorsa. Yetmiyorsa da arayın. Ben size vereceğim. Sikkelerde indirim yapmışlar. Çocuklar haberiniz olsun. Sikkelerde indirim varmış. Yeni cihazlarımız ne zaman çıkacak? Yeni cihazlarımız yakın bir zamanda çıkacak. İsimlerini belli etmiştik. Geçen haftada 10 kişinin ismini açıklamıştım. Bu 10 isimden 4 tane isim cihaza konacak. Onları da yakında açıklayacağız arkadaşlar. Bugün Kayseri'de lahit çıkmış. İyi, müze hayrını görsün. Defineciler mi kazmış? Ha, defineciler kazmış. Ben de öyle bulundu zannettim. Ahmet kaçmaz definecilerden. Sıkıntı yok. Bırakırlar onu. Polis basmış. Polis mi basmış? Şerif kardeşim selam vermiş. Aleyküm selam. Uğur abi, biz sizleri, seni çok iyi tanıyoruz ve Allah'a şükür çok doğru yolda olduğunu biliyoruz. Uğraşma çoluk çocukla, biraz da bizlerle ilgilen. Bırak çakalı sırtlanı, bitmez bunlar. Ve bizler çok iyi biliyoruz seni, ekibini, nasıl uğraş verdiğini, doğru yolu gösterdiğini ve biz hep seninleyiz, seninle birlikteyiz demiş.
Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Şu anda birçok kardeşimiz aynı telaşta, aynı duygularda bize sürekli yazıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarihsel alım şey değil mi? Tamam. Evet, müzelere götürüldüğü zaman inşallah artık paralar verilmeye başlanmış diye bize haberler geliyor. Bir arkadaşımız Van Valiliği Müze Müdürlüğü'ne teslim ettiği malzemelerin envanterini göndermiş bize. Ve parasını da almış arkadaşlar. Evet, başka soru var mı Ahmet? Mart ayında toplantımız olacak arkadaşlar. Duyuracağım size. Allah'ın izniyle canınızı sıkmayın. Evet, sizi çok fazla o zaman tutmayayım. Canlı yayınımızı ufak yollu bitirelim inşallah. Arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Burası Uğur Elektronik. Her zaman yanınızdayız. Sizle beraberiz. Sizden biriyiz. Sizin içinizdeniz. Biz lütfen kenara koymayın. Bizi bir kardeşiniz olarak görün. Bir arkadaşınız olarak görün. Zeynep Hanım, tarihi bildireceğim. Sizi de bekliyorum. Lütfen beyefendiyle buyurun gelin. Eşinizle. Bu Türkiye'de tek olacak inşallah bu konferans. Ve inşallah da devamı gelecek. Yazında etkinlik düzenleyeceğiz. Mangal yapacağız. Dedektör yarıştıracağız inşallah arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burası Uğur Elektronik ve ben Uğur Kulaç. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Selamlar ve saygılar.